Merhaba arkadaşlar. Yazılı havuzu 12. sınıf fizik 1. dönem 1. yazılı sınav soruları. 1. sorudan başlayalım. Yarı çapı 100 santim olan pervanenin çizgisel sürati 4 metre bölü saniye olduğuna göre pervanenin periyodu kaç saniyedir diyor arkadaşlar. Şimdi çizgisel hız neydi arkadaşlar? V eşittir. 2 çarpı pi çarpı r bölü t. Yani periyot. Bizden şu T'yi istiyor. T istediğine göre T'yi burada yalnız bırakırsak 2 çarpı pi çarpı R bölü V formatına dönüştü. Buradan verilen ifadeleri, sayıları, yerlerini yerleştirirsek 2 çarpı pi'miz 3'müş arkadaşlar. Yarı çap 100 santimetreyi metreye çevireceğiz. Ne yapar arkadaşlar? 0.1 metre yapar. R yerine 0.1 yazdığım zaman bölü hızımız ne kadarmış? 4'müş. Buradan arkadaşlar ne yapar? 0. 6 bölü 4'ten 0,15 saniye çıkar arkadaşlar periyodumuz. İkinci soru. Kütleleri 2M ve M olan KL cisimleri aynı omega açısal hız ile o merkezi dairesel pist etrafında düzgün çembersel hareket yapmaktadır. Buna göre K ve L cisimlerini etkeden merkezcil kuvvetlerin Büyüklükleri oranı FK bölü FL kaçtır arkadaşlar? Şimdi merkezi kuvvet diyor arkadaşlar. Dolayısıyla ikisi de o noktası etrafında dönüyorsa ben buradaki K noktasındaki açısal hızı omega dersem. Çünkü bunlar ikisi de o noktasından e, perçinleşmiş. Dolayısıyla buna da omega derim. Şimdi yazacak olur isek F merkezi kuvvet FK M çarpı omega kare çarpı R'dir. Bunu verilen sayılar yerine yazarsak FK'nın kütlesi 2M'miş arkadaşlar. Açısal hızı omega kare çarpı yarı R'dir arkadaşlar. Bölü. F'li eşek olursak formülü yine yazalım. Omega kare çarpı R eşittir. Kütlemiz ne arkadaşlar? M. Açısal hızımız yine omega kare çarpı e, R burası. 2 de burası arkadaşlar. Toplam 3 R. Bunları birbirine oranlayacağız. M'ler gider. Omega kareler gider. R'ler gider. 2 bölü 3 kadar arkadaşlar. İkinci soru. O merkezi dairesel pistte 10 metre bölü saniye hızla şekildeki gibi düzgün çembersel hareket yapan aracın periyodu 12 saniyemiş. Şimdi şu cümleye kadar arkadaşlar açı 60 derecelik bir yer yapmış. Şurası K noktasıymış, şurası da L noktası. 360'ı, 360 dereceyi 12 saniyede, periyodu 12 saniyesi. acaba 60 derece yani K'dan L'ye kadar geçen zaman yani periyot ne kadar olur? Burası da soru işareti diyelim. Ne olur? 6'da 1 yapar. Soru işareti 2 saniye yaparmış. Yani bu 2 saniye bu hareketlerin K noktasından L noktasına gelinceye kadar ki süresi bana ortalama ivmeyi soruyor. Ortalama ivme V son eksi V ilk bölü periyot. Yalnız buradaki eksi vektörel arkadaşlar. Eksi, eksi, vektörelde ne oluyordu? Ters çeviriyorduk. Şimdi şimdi buradaki kızı aşağı doğru buradaki kızı şöyle olacak. Teğet geçecek. V son, V ilk bu arkadaşlar. Hızı yine V olacak. Zaten olmuş zaten. Şurası olmuş, V olmuş. Burası da 10. Şimdi V son bu. V son bu arkadaşlar. V ilk de bu. Diyor ki V sondan V iki ters çevir diyor. Topla diyor yani. Ne yapar arkadaşlar? Topladığımız zaman V son, V ilk de şöyle yaptığımız zaman V ilk de şöyle olur. V ilk. Burası da 10 metre bölü saniye. Burada 10 metre bölü saniye aşağı 60 ise burada 60 olur arkadaşlar. Şimdi burası 10, şu uzunluk 10, burası da 10. Bunların ortalaması yine 10 yapar. Eşkenar üçgen çıkıyor arkadaşlar. Burası V son eksi V ilkten. Burası 10'dur. Burası da 10'dur. 60, 60, 60 yaptı. Bir eşkenar üçgen. Bütün kenarlar eşit olur. O zaman 10 bölü süremizde K'dan L'ye geçinceye kadar süremiz 2 saniye olur. O zaman ne olur arkadaşlar? Ortalama ime 5 metre bölü saniye kare olur arkadaşlar. Dördüncü soru, sürtünme kas 0.6 olan yatay tabla omega açısal hızıyla dönerken üzerindeki m kütleli cisim kaymadan durmaktadır. Buna göre tablanın açısal hızı en fazla kaç radyan bölü saniye olur? Bir f merkezcil var bir de f sürtünme var değil mi arkadaşlar? Ne olacak? Bunları birbirine eşitlersek... F sürtünme K çarpı M çarpı G. E, merkezi kuvvet M çarpı omega kare çarpı açısal hızın karesi çarpı R'dir. M'ler ortak olduğu için M'leri ben götürüyorum arkadaşlar. Bu tarafta K kaldı. K neymiş? Sürtünme katsayısı 0.6 yazıyorum K yerine. G zaten yer çekilmesi 10 alıyorum. Eşittir. Omega kare istiyor bizden. Yarı çapı da 0.5'miş. Şimdi buradan Burası 0.6 çarpı 10'dan 6 yapar. 6 eşittir omega kare çarpı 0.5'ten. Burası 60 bölü 5 yapar. 12 yani omega kare eşittir 12 yapar arkadaşlar. Her iki tarafın kareden kurtarmak için kare aldığımızda ne yapar buradan? Omega 12 dışarı 2 kök 3 çıkar. Birimi de radyan bölü saniye yapar arkadaşlar. Beşinci soru. Sürtünme katsayısı 0.5 olan 500 metre yarıçaplı yatay virajı arabanın güvenli bir şekilde dönebilmesi için hızı en fazla kaç metre bölü saniye olmalıdır diyor. Şimdi arkadaşlar viraj şartı neydi arkadaşlar? F sürtünme büyük eşit F merkezcildi. Yani buradan arkadaşlar KGR büyük eşittir V kare yapar arkadaşlar. K, G, R, büyük eşit V kare yapar. Buradan K yerine sütüme katsayısından 0.5 yazarsak G'miz 10 alırız. Yer çapımızda 500 metre. Büyük eşittir V kare arkadaşlar. Buradan e, 0.5 onu 5 yapar. 2500 yapar. 2500 büyük eşittir V kare yapar. Buradan arkadaşlar her iki tarafın kare alırsak şöyle e, 2500 kar kök dışı arasında 50 olarak çıkar. Yani 50 büyük eşit V yapar. En fazla arkadaşlar ne olur? V 50 olur diyoruz arkadaşlar. Altın soru. Kütlesi 3 kilogram. Uzunluğu 4 metre olan homojen düzgün türdeş çubuk bir ucundan geçen eksen etrafında dönmektedir. Buna göre çubuğun eylemsizlik momenti kaç kilogram çarpı metrekaredir diyor arkadaşlar. Zaten parantez içerisinde Kullanacağımız formülü vermiş. Eylemsizlik momenti. O zaman ne yapar arkadaşlar? I eşittir. 1 bölü 3 M çarpı L kareden. Buradan 1 bölü 3. Kütlemiz ne arkadaşlar? 3'müş. L'miz uzunluğumuz 4'ün karesi. Buradan 3'ler birbirini götürür. Geriye kaldı 16 kilogram çarpı metre kare yapar arkadaşlar. Yediği soru. sürtünmesi önemsiz, yatay düzlem üzerindeki tekerlek sabit ve hızıyla kaymadan dönerek ilerlemektedir. Tekerlek şekildeki konumdan geçerken K ve O noktaların yere göre anlık hızların büyüklükleri oranı VK bölü VO kaçtır arkadaşlar? Şimdi burada hem dönmeye bakacağız hem de öteleme olayına bakacağız arkadaşlar. Öteleme olayına yani kayarak ilerleme olayı. Şimdi O noktasında arkadaşlar e tekerlek sağ tarafa doğru V gidiyor. Sadece o zaman burada ne vardır? Öteleme vardır. Yani V öteleme diyeceğiz. Eşittir V diyeceğiz. O noktasında merkezde. K noktasına geldiğimizde ise arkadaşlar V dönme var. Artı V öteleme vardır. Dolayısıyla V dönme ve ötelemede de V olduğuna göre 2V olacak. O zaman bana ne diyor arkadaşlar? VK bölü VO oranı. VK bölü VO. VK'mız 2V. Ve omuzda V olduğuna göre V'ler birbirini götürür. Geriye kaldı 2 arkadaşlar. 8. soru. Kütlesi 3 kilogram olan noktasal K cismi yarı 2 metre olan dairesel yörüngede 4 metre bölü saniye hızla şekildeki gibi düzgün çembersel hareket yapmaktadır. Buna göre cismin açısal momentumun büyüklüğü kaç kilogram metre kare bölü saniyedir. Hemen arkadaşlar formülümüzü yazalım. Açsal momentum nedir? L eşittir M çarpı V çarpı R değil mi? Buradan kütlemizi ne vermiş? Kütlemiz 3'müş arkadaşlar. Hızımız neymiş? Hızımız 4. Yarıçapımız çapımız da 2. Buradan ne yapar? 24 kilogram metre kare bölü saniye yapar arkadaşlar. 9. soru. Güneş etrafında dolanan bir gezegen A noktasından D noktasına 2 T sani saniyede gidiyormuş. 2 T'de. C noktasından B noktasına 3 T sürede geliyormuş. Buna göre yarı çap bekleyen taradığı alanlar S1 bölü S2 oranı kaçtır diyor arkadaşlar. Arkadaşlar süreyle alan doğru orantı. Dolayısıyla 2 T'yi 2 A'lık alan tararsa 3 T'yi de 3 A'lık alan tarar. Dolayısıyla S1 bölü S2 eşittir 2 A bölü 3 A'dan Buradan da 2 bölü 3 yapar. 10. soru. Son sorumuz. Şekildeki dişli sisteminde X, Y, Z, P dişlerin yer çapları sırasıyla 3R, 4R, R ve 2R olup Y ve Z dişleri eş merkezi olacak şekilde birbirine perçin nedir? P dişlisi o oh günde sabit omega açısı arasıyla döndürüldüğünde K noktasının merkezin inmesinin büyüklüğü A oluyormuş. Buna göre L noktasının Merkezin imesinin büyüklüğü kaç A olur diyor. Şimdi merkez inme neydi arkadaşlar? A eşittir omega kare çarpı R değil mi? Yani ben e, açısal açısalıza göre bir yorumlayacağım bu soruyu. Baktığımız zaman arkadaşlar K noktası ne diyor? K noktasının merkez imesinin büyüklüğü varmış. Şimdi A ne eşitmiş onu bulalım. Şimdi ben bunu K dişlisi omega açısal hızıyla döndüğünü farz edelim. Yer çapı 3 R'ymiş. Şimdi A ne eşitmiş? Önce onu bulalım. A eşittir. Şu formülü şu. Omega karenin çarpı yarı çap. Omega kare çarpı 3 r Bu birinci deklam olsun. Daha sonra gelmiş. Burası omega ise arkadaşlar. O zaman şu yarı çapı re'ymiş bunun. Burada ver, vermiş ifadede. O zaman burası ters orantılı yarı çapla. Burası da 3 omega açı döner. Bakın burası 3 r omega açı dönerse. Bunun yarı çapı re 3 omega açısal hızıyla döner. Yani küçük olan daha fazla döner. Yer çaplı açısal hız ters orantılı. Şimdi Y ile Z'ye baktığımız zaman ikisi de aynı yere perçinlen, perçinleşmiş. Dolayısıyla burası 3 omega ise 4 R de 3 omega'dır. Şimdi 4 R 3 omega açısal hızıyla dönerse o zaman 2 R o zaman ne yapar arkadaşlar? 6 omega açısal hızıyla döner değil mi? 4 çarpı 3, 12 eşit diyeceksiniz. 2R çarpı soru işareti. Dolayısıyla burası da 6 omega. 12, 12 birbirine eşit olması gerekiyor. Dolayısıyla bakalım benden ne istiyor? L noktasının merkezcil ilmesinin büyüklüğü kaç A olur? L noktasının merkezi ilmesi A, L diyelim arkadaşlar. Formülde yenecek olursak formülümüz buydu. 6 omega'nın karesi çarpı yer ne? 2R. Burada ne yapar? 36 omega kare çarpı 2R. Bu da ne yapar? 72 omega kare çarpı R yapar mı? Şimdi bu da ikinci denklem. Şöyle yapayım, ikinci denklem. Şimdi şu ifade A ise bakın. Bak omega kare çarpı 3R A ise şu omega kare 72 çarpı omega kare kaç A'dır? Yani orantı yapabiliriz. Omega kare çarpı 3R A ise 72 omega kare çarpı r kaç a'dır? Bu da ne yapar? 24 kat oluyor. O zaman 24 a odur arkadaşlar. Burada sorularımız bitiyor arkadaşlar. Beni din dinlediğiniz için teşekkürler. Şimdiden başarılar.